Geç! Atay geç! Elektrisi geliyor Erzurum'dan. Bir haftaya gelir. Zor, zor. 2021 yılında başlayan bir deneme üretimiyle beraber şu anda 2023 yılında 3000 dekara ulaşılan bir alan mevcut. Buradaki işte özel tohumla beraber özellikle Türkiye geneline sirayet eden, oraya pazarlanabilen çok güzel ayçiçek tarlalarımız oluşmaya başladı. Bu sayede vatandaş hem gelirini artırmıyor hem de özellikle arpa ve buğdaydan sonra Nadas'a bırakmadan münavebeli ekim suretiyle burada gelirini de artırmaya başladı. Bahsettiğimiz gibi burada sulama barajlarıyla beraber sulama oranının artmış olması hem verimi artırdı hem de Nadas'a bırakmadan toprağın daha kaliteli bir şekilde ekilip dikilmesine de çiftçimize fırsat verdi. Bu açıdan bizler devlet olarak yine çiftçimizin bu noktadaki gelişime destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu 3000 dekar, 10.000 dekar, 20.000 dekar şeklinde arttığı zaman Türkiye'de yağlı tohumlarda Bayburt söz sahibi olacak diye düşünüyorum. Bu ekimler çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bayburt'umuzu endüstriyel bitkiler açısından bir tarım merkezi haline getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Çiftçimiz memnun, köylümüz memnun. Şehrimize önemli bir ekonomi girdi sağlıyor endüstriyel bitkiler. İnşallah daha da artarak bu ürünlerin pazarlanması, şehrimize ekonomik olarak girdisinin artması devam edecek. Ayçiçeğinin verim olarak buğday, arpa olarak düşündüğümüz zaman ayçiçeğinin verimi tabii bize daha yüksek geldi. Şu anda 350 dönüme yakın bir arazimiz var. Verimlerimiz yaklaşık ortalama 400 ile 450 kilogram alıyoruz dönümden. Memnunuz. Bundan sonra da ilerleyen yıllarda tabii dönümleri biraz daha artırmaya hedefliyoruz. Kazancı güzel. Bir de Bayburt'un bir özelliği var. Havası yüksek olunca, rakım yüksek olduğu için bitkide aroma, tat ve tadı biraz daha yüksek oluyor. Lezzeti harika oluyor. Doluluk oranı iyi, güzel. Pazar sıkıntımız yok. Kaliteli mal olduğu zaman satışta problem yaşamıyoruz. Ya, tabii biz de hedefimiz her zaman kaliteli ürün üretmek. Bak burada çok güzel olmuş.